Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Dolar TL kuru analizimize başlamadan önce sizlere birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Dolar kuruyla ilgili bana devamlı başkan nereden alalım, nereden satalım diye sorular yönetmektesiniz. Fakat ben size bunların cevabını bundan 1-2 ay önce zaten vermiştim. Fakat sizler videoları sararak izlediğiniz için veya dikkate almadığınız için bunların cevaplarını devamlı bana sormak durumunda kalıyorsunuz. Fakat SPK kuralları gereği arkadaşlar sizlere teker teker şuralardan alın, şuralardan satın diye tavsiyelerde bulunmamız kanun gereği yasak arkadaşlar. Sadece öngörü ve grafik paylaşımı şeklinde bunları size anlatabiliriz. Bunun dışında sizlere kişisel bazlı al-sat tavsiyelerinde bulunmamız çok zor. Arkadaşlar şimdi ben birçok analistin yapmış olduğu incelemeleri, yorumları dinliyorum, videolarını izliyorum. Ve bu 30 bin, 40 bin hatta 100 bin izlenen analistler var. Yaptıkları tahminleri inanın bazen diyorum ki ya bunlar belli kurumlara, para babalarına hizmet eden adamlar mı acaba şeklinde yorumluyorum. Fakat bizim videolarımıza baktığımız zaman videolarımızın ancak 3 bin, 4 bin seyredildiğini ve beğeni oranının da çok az olduğunu görüyorum. Fakat doğru analiz yapabilmek piyasada artık, yani doğru analiz yapabilen piyasada artık bilmiyorum, benim gördüğüm kadarıyla bir Burak Bey var. Before the News kanalını işleten, günlük analizleri olan, güzel analizleri olan bir arkadaşımız. Onun dışında da şu an doğru analiz yapan pek görmedim arkadaşlar. Genelde yanıltıcı analistler piyasada çok fazla, sosyal medyada çok fazla. Bu yüzdendir sizlere 6.25 ve 7.20 seviyelerinde dolar TL'de terste kalanların nasıl kurtulabileceğiyle ilgili geçmişte yayınladığım bir videomu izleteceğim şimdi. Bu videoyu iyi izleyin arkadaşlar. Sakın hızlı geçmeyin. Tamamını izleyin. Bu videodan sonra da dolar TL kuru yeni analizimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Buyurun şimdi hep birlikte geçmişte dolar TL kuruyla ilgili terste kalan arkadaşlarla ilgili ne demişiz? Bu videoyu sizlerle birlikte izleyelim. Şimdi orta vadede 6.25 seviyesine kadar dolar TL almış olan arkadaşları ilgilendirecek bir analizimiz olacak bu da. Yine arkadaşlar aşağıda 5.68'i dip olarak kabul edersek, şurada hemen belirleyelim. 5.68 seviyesini gene dip olarak kabul edersek, şurada yukarıda bizi bekleyecek ilk sürecimiz 5.90 olacak. Ayrıca bu bankadan işlem yapan arkadaşlar da bu seviyeleri takipte kalsın. 5.90'dan sonra muhtemelen 5.76 düzeltmesi, 5.76'dan sonra 6.04 seviyesine doğru yükseliş, 6.04 düzeltmesi de tahmini 5.87 ve 5.87'den sonra arkadaşlar gelecek 6.25. Evet, orta vadede de çalışacak olan aralığımız Elliot'a göre bu aralığımız olacak arkadaşlar. Diplerimiz Elliot'a göre orta vadede 5.68, 5.76 ve 5.87 şeklinde kademeli 3 tane dip şeklinde olacak. Yukarıda da arkadaşlar 5.90, 6.04 ve 6.25 seviyeleri bizler için önemli olacak seviyeler. Buralardan tekrardan düzeltmeye gidecektir arkadaşlar 6.25 seviyesinden. Bu arkadaşlarımız bu seviyeyi ilk etapta değerlendirmeleri lazım. Buralardan terste olan arkadaşlar. Bu verdiğim rakamları çok iyi takip etsinler. Bunları da iyi değerlendirsinler alım ve satımlarında. Şimdi arkadaşlar 7.25 yani 6.25, 7.25 aralığından terste olan arkadaşlar için de uzun vadeli Elliot'umuza bakalım. Gene arkadaşlar 5.68 seviyesini dip seviyesi olarak alıyoruz. Şurada ben size hemen gene çizeyim. Aklınızda daha iyi kalır.
5.68'i gene dip olarak aldık arkadaşlar. Ne dedik? 5.68, 6.25. Şurası 5.68, 6.25 terste kalan arkadaşlar için dedik. 6.25 düzeltmesi daha uzun vadedeki arkadaşlar için 5.94, pardon 5.90 seviyesi. 5.90 hareketi yukarıda gördüğünüz 6.66 hareketi. Evet, 6.66 hareketi. 6.66'nın düzeltmesi 6.19 seviyesi. Ve 6.19'dan sonra da 7.25'ten tekrardan dolar TL'nin bir düzeltmeye gideceği yönünde. Buradaki diplerimiz de gene arkadaşlar takip etmeniz gerekecek. 5.68, 6.25 ve 7.25 aralığından terste olan arkadaşlar için 5.68, 5.90 ve 6.19 dipleri. Yukarıda da 6.25, 6.66 ve 7.25 zirvesi. Bu seviyeleri önemli takip edin arkadaşlar. Kısa, orta ve uzun vadede terste kalan arkadaşların önemli takip etmesi gereken destek ve direnç noktalarını da aynı şekilde anlatmakta. Bu noktaları takipte kaldığınız zaman hem nerelerde al satlara girebileceğinizi de daha iyi analiz edebilirsiniz. Sevgili dostlarım, geçmişte yayınladığım videomuzu da izledik. Neler söylemişiz? Elliot çalışmamızla birlikte hepsi ortada. Sizler de bunu izlediniz. Evet sevgili dostlarım, yanlış analizleri ve analistleri dinlemeye devam ettikçe ve bunlara prim verdikçe maalesef canınızı daha da fazla yakar ve kendinizi sıkıntıya sokarsınız. O yüzdendir dolar TL kurunda çok dikkatli olmakta fayda var. Gelelim güncel dolar TL kuru analizimize. Bu hatırlatmalarımızı da sizlere yaptıktan sonra gelelim güncel dolar kuru incelememize. Evet, Fed Başkanı Powell biliyorsunuz arkadaşlar 50 bas puan faiz indirimine gitti. Faiz indirimine gitmesinin nedenini de kontrolsüz bir şekilde yayılan koronavirüsü salgınına bağladı. Bunların ülke ekonomilerini çok farklı yönde etkileyeceği yönünde yapmış olduğu açıklamalar. Yani kısacası arkadaşlar bu Fed'in yapmış olduğu faiz indirimi, alelacele yapmış olduğu bir faiz indirimi bazı ülkelerin resesyona girecek veya girme beklentisi Powell'da oluşmuş olabilir. Bunu dikkatlice takip edeceğiz. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ABD bu faiz indirimini yaptı fakat parasal genişlemeye gitmeyecek. Yani parasal genişlemeye gitmemesinin açıklaması para basımına gitmeyecek. O yüzden de dolar hala para basımı, Merkez Bankası'nın para basımına gitmemesinden ötürü hala da güçlü pozisyonda durmaktadır. Ayrıca Çin'den gelen PMI verileri çok kötü arkadaşlar. Biliyorsunuz PMI verilerinde 50'nin altı kötüdür. Çin'de uzun sürelerden sonra bir 37 seviyelerinde PMI verileri geldi. Bu da Çin ekonomisinin tahmin edilenden de daha kötü bir düşüş ivmesine girdiğini gösteriyor. Bunun haricinde Perşembe günkü Putin ve Erdoğan görüşmesinin sonucu çok önemli olacak arkadaşlar. Bunu dikkatlice takip edeceğiz. Grafik ve teknik açıdan da dolar TL kurunu inceleyecek olursak şurada saatlik bazda ters çanak formasyonumuz var. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada bir 15 dolarlık çanak seviyemiz var. 5.25 seviyesinden. Bu çanak 6.07 seviyelerinden arkadaşlar, bakın beni dikkatlice dinleyin. Eğer ki 6.07 seviyesini aşağıya doğru kırarsa dolarda 6 ve 5.95 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabilir. Çünkü bu çanağın hedefi 5.95 seviyesi olur arkadaşlar. Bu çanağın bozulabilmesi için de dolar TL'nin 5.25 seviyesinin üzerine çıkması lazım. 5.25 seviyesi üzerine çıkar kendini atabilirse de yukarıda 6.35 kısadaki hedefi olur arkadaşlar. Fakat bunun için 6.25 seviyesi üzerinde bize iki tane günlük kapanış lazım. Yukarıda da arkadaşlar dolar TL'nin tekrardan olumlu pozisyona geçebilmesi için şuradaki 6.15 seviyesinin üzerine çıkmamız lazım. Evet, şurada gördüğünüz 6.15 seviyesi tekrardan yukarı hareketin başlayabilmesi için önemli.
6.15 üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa yön tekrardan 6.25 seviyesine doğru dolar TL'de gidebilir. Fakat bu çanak 6.15 seviyesine kadar uzayıp buradan tekrar aşağıya 6.07 seviyesini kırar da aşağıya doğru atarsa da dolarda 6.00 ve 5.95 seviyeleri önemli takibimizde olacak seviyeler ve yerler olarak gözükmekte. Arkadaşlar dolarda 5.95 seviyesi kırılmadıkça, yani aşağı yönlü kırılmadıkça dolarda 6.25 seviyesi her zaman tekrardan test edilme ihtimali yüksek. Bakın burası çok önemli. Burayı dikkatlice dinleyin. 5.95 seviyesi bu hafta içerisinde bir kapanış olmadığı müddetçe tekrardan yukarı yönlü 6.25 hareketleri başlayabilir. O yüzdendir bu haftaki ben size destek ve direnç noktalarını vereyim. 6.15.50 altında kalındıkça arkadaşlar aşağıda bizler için 6.07 destek noktası. 6.04'te bir destek noktamız var. 6 seviyesinde bir destek noktamız var. Ve 5.95 seviyesinde bir destek noktamız var. 6.15.50 üzerinde kapanışlar başlarsa da arkadaşlar bu sefer 6.18 ve 6.25 seviyelerindeki direnç noktaları takibimizde olacak. Önemli yerlerimiz olacak arkadaşlar. Dediğim gibi Perşembe günkü Putin ve Erdoğan görüşmesinin sonucu çok önemli olacak arkadaşlar. Ilımlı, anlaşmalı bir görüşme sonucu yaşanırsa dolar TL'de dediğim gibi 5.95'li seviyelere doğru bu çanak oluşumu çalışabilir. Bu çanak takibimizde olacak. Kısa bazlı bir haber akışında bu çanak çalışabilir. Ters çanak kulp diyoruz biz buna. Bunun kulbu 6.15 seviyelerinden yukarıya doğru atabilirse çanağı bozabilir arkadaşlar. Fakat 6.15 üzerine de gelemezse çanağımızın hedefi dediğim gibi 5.95'li seviyelere kadar da uzanabilir arkadaşlar. O yüzden Dolar-TL kurunda temkinli olmaya devam ediyoruz. Gündemdeki özellikle Putin ve Erdoğan görüşmesini takipte kalıyoruz. Korona ile ilgili haberler takibinizde olsun altın tarafındaki arkadaşlar için. Altında da biliyorsunuz arkadaşlar en son tahminimizde ne dedik bundan bir önceki videomuzda? 1570 altına inmedikçe 1640 ve 1660 seviyelerine doğru yükselişler altında tekrar görülecektir dedik. Şükür bu seviyelere tekrar geldi. Yalnız buralarda arkadaşlar altında dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Özellikle 1660 seviyelerinden altında da tekrardan bir dönüşler yaşanabilir. Gram altında da 225 ve 230 aralığına dikkat diyoruz. Pardon, 325 ilk direnç dikkat ve 330'daki direnç noktalarına dikkat diyoruz. Altınla ilgili tekrardan olumsuz bir şey görürsem bir video çekeceğim. Tekrardan paylaşımda bulunacağım. Şimdilik dolar altınla ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Tekrardan kanalıma bir beğeni atar ve kanalımı sizlerden ricam değişik mecralarda paylaşmanız veya kaydet tuşu var arkadaşlar. Kaydet tuşuna basıp tekrardan ihtiyaç duyduğunuz anlarda bu kaydet tuşunda kendi sayfanızdan da izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.